Şu anda Kars'ın içindeyiz. Burası işte ana caddelerinden biri. Zaten çok fazla bir caddesi yok. Öyle yüksek binalar falan yok. Aslında ben demin bu şehre girerken sanki Kars'a değil kasabaya giriyormuşuz gibi hissettim. Kars'ta çok da söylendiği gibi eski bina falan yok. Yani şeylerden kalan, Ruslardan kalan ama bir dönem Rus hakimiyetine girmiş çıkmış. İşte mesela şu bina muhtemelen Ruslar tarafından yapılmış binadır bu. Şimdi şöyle gideceğiz, bir kafede oturacağız, Paşa Kafede. Bir şeyler içeceğiz. Buranın en ünlü tatlıları, en lezzetli olan kafelerinden biri Paşa Kafe. Şimdi Alexander Pushkin restoran kafeye, yöresel yemek evine kaz yemeye geldik. Alexander Pushkin. Mekan bu. Şurası tarihi Kars Kalesi. Burası da kaz eti yiyeceğimiz yer. Burası Kars Kalesi. Kars Kalesi'nin önünde Ermeni Kilisesi. Burada da bir cami var. Bu alanı düzenliyorlar şu anda. Yani her yerin elini ayağını toplamaya çalışıyorlar. Tabii doğru olan da bu zaten. Eli ayağı toplamak lazım. İlgi çekmesi için, insanların ziyarete gelmeleri için. Ama yapılan bazı şeyler bozulmuş. Tekrar düzenlemeleri gerekecek. Bu arada kaz eti de yedik. Açıkçası o kadar özelliksiz fuzuli bir yemek ki ve fiyatını hak etmiyor. Pushkin çorbası diye mercimek ve ıspanak çorbası karışık bir şey içtik. O da hikaye. Güneş var ama sıkı soğuk var. Yani sıkı sıkı soğuk var hem de. Sabahtan beri dudaklarımı kremliyorum. Evet, Kars Kalesi'ndeyiz şu anda. Evet, Kars'ı buradan yukarıdan görelim. İşte Kars. Kars Kalesi. Kars gerçekten çok soğukmuş. Burası Kars Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi. İçeride çeşitli canlandırmalar yapmışlar. O tarihlerden kalan eserleri buraya taşımışlar, yerleştirmişler. Gayet güzel olmuş. Hala da geliştiriyorlar. Belli parçaları tekrar açılacak kadarıyla. Evet, Kars Müzesi'ndeyiz şu anda. Mekana rüzgar, fırtına şeyi vermişler, efektleri vermişler. Duyduğumuz ses bu. Esinti sesi. Gerçek gibi duruyor. Evet.
korkunç. Bu kadar gerçekçi yapabileceklerini hiç düşünmemiştim. Muazzam. Kazım Karabekir Paşa'ya ait vagon. Üzerinde hem Rus sembolü var hem ay yıldız. İçini de görebilseydik iyi olurdu. Dışı çok bakımsız. Sarıkamış'tayız. Burası İl Özel İdaresi'nin yapmış olduğu şehitlik alanı. Şimdi şurası kale, Sarıkamış Kalesi. Arkada görünen binada tamamen tahtadan yapılmış bir köşk, Katerina Köşkü. Katerina için yapılmış. Yani muazzam bir şey. Fakat başıboş bırakmışlar yani. Neden restore edilip gezilmeye açılmamış bilemiyorum. İlginç. Burası da Kars yolu üzerindeki Susuz Şelalesi Mesire Alanı. Susuz Şelalesi küçük bir şelale ama oldukça yukarıdan akıyor. Tam aktığı yerde de bir ağaç çıkmayı başarabilmiş. Oldukça derin bir kanyon. Ortalıkta muazzam ızgara kokuları var. Demek ki millet buraya pikniğe geliyor. Serhat bizi bıraktı.